yüzeyde camiyi görmenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle birlikte Afyon 2'yi yapıyoruz. Aslında Afyon serimizin, ikinci serimizin ikinci videosunu yapıyoruz. Geçen hafta biliyorsunuz Afyon merkezde sizlere kaleyi anlattık, Mevlevihane'yi anlattık, bir de Ulu Cami'mizi anlattık. Bu hafta birazcık artık ilçelere açılmaya başladık. Birazcık dedik ki Selçuklu eserlerine bakalım, Osmanlı eserlerine bakalım veya daha geçmişte hangi eserler varsa onları ufak ufak inceleyelim dedik. Şimdi şu anda biz Afyon'un Çay ilçesindeyiz ve burada çok tarihi bir kervansarayımız var. Çay kervansarayımız. Taşhan diye de geçiyor. Yanımızda Habib Bey var. Buranın tarihiyle alakalı çok güzel bilgilere sahip. Hoş geldiniz Habib Bey. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kendinizden bahsedin önce biraz. Araştırmacı yazar. Afyon mihmandarı olarak da görev yapıyoruz. Tarih sevdalısı diyebilir miyiz? Kurtuluş Savaşı tarihçisi diyelim. Mitoloji tarihçisi ve Afyon üzerine kendi amatör araştırmalarımın yanı sıra profesyonel kaynaklı ve akademik araştırmalar da yapıyorum. Çok güzel, çok güzel. Peki, şimdi önce bir ilçeden bahsedelim. Herhalde Afyon'un 18 ilçesinden en böyle şey mi diyebiliriz? En eskilerinden bir tanesidir. En eskilerinden bir tanesi. Çay. Evet, tarihsel çay, olarak da herhalde. İpsos, ilk ismi İpsos. Milattan önce 333 yıllarında İpsos olarak kayıt karşımıza çıkıyor. Akabinde İpsos'tan sonra Çay bölgesinde bir Julia, çayın ismidir aynı zamanda Julia, daha sonradan Lulia olarak kayıtlarda geçer bu. Lulia'dan sonra Çay Değirmeni olarak Osmanlı kayıtlarında mevcut ve günümüz Cumhuriyet döneminde de Çay olarak ilçe merkezine yaklaşık 20-25 kilometre uzaklıkta vişnesiyle meşhur. Özellikle çayın vişnesi çok meşhurdur ve günümüzde de İşgal döneminde de özellikle Mustafa Kemal Paşa ile İsmet Paşa'nın fotoğraflarının ve karargahlarının sürekli olarak toplantılar yapıp bulunduğu bir ilçe, şirin bir ilçemiz Çay. Evet. Şu an Taşan'dayız. Çayın küçük olan ilçelerden mi, büyük olan ilçelerden mi? Küçük ve büyük değil. Büyük ilçelerden bir tanesi. Bolvadin, Sandıklı, büyük Şuhut ve Çay. Peki. 15.000'in üzerinde nüfusları evet. Bunların. Bunlar büyük ilçelerimizden. Peki, içinde bulunduğumuz esere geçecek olur isek. Burası Taşan, Çay'ın evet. Meşhur tarihi eserlerinden bir tanesi. Sol tarafında yine bir taş cami var. Taşan'la bağlantılı olarak Anadolu Selçuklu döneminde 3. Gıyasettin Keysürev tarafından Oğul Bey'e yaptırılıyor bölge. Hamam ve han olarak, sol tarafında da cami olarak 3 parçada. Günümüzde de hem tarihi ekolojisi bozulmadan işletim olarak devredildi. Üçü de ayakta. Üçü de şu anda ayakta. Varlığını sürdürmeye restorasyondan sonra da devam ediyor. Afyon bölgesindeki eserlerin çoğu 2003 yılından sonra devletimiz tarafından restorasyona tabi tutuldu ve günümüzdeki şeklini restorasyonda çok fazla Horasan'ı bozulmadan ve aslına uygun olarak yapıldı. En belirgin özelliği bakın tam ortasında bulunan bir hamam mimarisi olan evet, kubbesi. Arkadaşlar. Aynı zamanda aydınlatma çok güzel. Evet, çok görevi güzel. De alıyor. Kolonlar her biri ayrı özelliklere sahip Selçuklu yapısı. Selçuklu'dan sonra bölgede Osmanlı Devleti de hüküm sürdüğü için yer yer tadilatlar Osmanlı Devleti'ne ve daha sonraki Cumhuriyet dönemindeki tadilat ve restorasyonlarda da Cumhuriyet'in izleri de mevcuttur. Çay bölgemizin en değerli cüzide de tarihi eseridir diyebilirim. Evet Habib Bey, şimdi bendeniz biliyorum arkadaşlar, bilenler de biliyordur. Bilmeyenler için İçinde bulunduğumuz eser, yani kervansaray nedir? Kervansaray nedir? Eskiden İpek Yolu dediğimiz ticaret yolları biliyorsunuz Orta Doğu'dan başlar, Mezopotamya'dan Anadolu'ya doğru girer ve bu bölgeden Troy dediğimiz Çanakkale, Trakya bölgesine kadar uzanır. İpek Yolu dediğimiz baharat ve ticaret yollarının şu anda üzerindeyiz. Çay'dan da geçiyor. Buradaki İpek Yolu'nun bağlantısı Kırkgöz Köprüsü de var aynı zamanda. Kırkgöz Köprüsü İpek Yolu'nun ana hat taşıma köprüsü. Bölge 200 yıl öncesine kadar bir göldü.
Daha öncesinde de dördüncül zaman dediğimiz jeolojik dönemde de sıcak suların bol olduğu ve bölgenin ilk termalinin de milattan önce 295 yılında Heybel Termal olarak tarih kayıtlarına geçen, daha sonradan da bir kilise yapılarak Kızıl Kilise olarak termal ismiyle günümüze kadar uzanmış, günümüzde de Heybel olarak geçen bir bölge. Dolayısıyla bu ticaret yolunda kervanların konaklaması, uzun yollu kervanların dinlenmesi... Aslında günümüz tabiriyle bir otelden bahsediyoruz, evet, değil mi? Bir lüks otel. Evet. Lüks otel, öyle diyelim, 5 yıldızlı. Çünkü dönemin kervanları hanlarda veya küçük hanlarda konaklıyordu. Kervansaraylar büyük develikleri ve zengin olan, yanlarında kervanlara, işte çarşıları ait olan, namaz kılmaları için cami. Namazgahı var, hayvanların barınakları ve dinlenme odaları var. Akabinde kervan sahiplerinin dinlenme ve uzun dönemli 3-4 gün kalan kervan sahipleri de var. Yani bir gün dinlenip yoluna devam eden değil, birkaç gün dinleniyorlar. Burada da ticaretlerini yapıyorlar. Kervanın bir kısmını, alışverişini burada da tamamlayıp yola devam ettiği için. Çok güzel. Çok büyük güzel kervanlar özellikle göze çarpıyor. Bu da onlardan biri. Çay, büyük olanlardan. Çay Taşan dediğimiz büyük kervansaraylardan bir tanesi. Çok güzel. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar birazdan Bolu-Vadi'den geçeceğiz. Orada 40 Göz Köprüsü var. Afyon dendiği zaman tabii tarihi eserler çok fazla. Biz en bilinenlerden gidiyoruz. En bilinmeyenleri de zamanla bulup sizlere çıkartıp keşfedilmeye muhtaç olanları da göstermeye çalışacağız. Birazdan Bolu-Vadi'nde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Güzide camiyi görmenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar, Bolu-Vadi'ni gezmeye devam ediyoruz. Birazdan 40 Göz Köprüsü'ne gideceğiz. Gitmeden Ulu Cami'ye uğramak istedik. Merkez Ulu Camisi'ndeyiz şu anda. Yine Habib Bey'le gezmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir eserin içerisindeyiz. İçeriden detaylarımızı sizlere alacağız. Birazdan köprümüze gideceğiz. Bolu-Vadi'ni gezmeye dediğimiz gibi devam ediyoruz. Evet Habib Bey, içinde bulunduğumuz cami. Neler söyleyeceğiz? Önce bir Bolu-Vadi'ne hoş geldiniz diyelim. Teşekkür ederim. Ben Bolu-Vadi'nde doğdum. Öyle mi? Afyon'da yaşamaya devam ediyorum. Çok güzel. Bolu-Vadi'nin Politium eski mitoloji ismiyle 10.000 yıllık bir şehirden bahsediyoruz. Şu anki bulunduğumuz cami de Eşrefoğlu Beyliği döneminde 1320 yılında yaptırılıyor. Çok güzel. Aslında bir külliye burası. İlk yapılış şekli külliye olarak dikdörtgen modülünde yaptırılıyor. Çok güzel. 1553 yılında yıkılıyor burası tamamen. Mimar Sinan tarafından bir kubbeli cami yapılıyor 1553 yılında yine. Sonradan ismi 1904 yılına kadar Ulu Cami olarak kalıyor. 1904 yılında Rüstem Paşa'nın ilk yaptığı camiden eser kalmıyor. Yani onun ilk yaptığı orijinal cami kalmayıp tekrar bir modernizasyon yapılıyor. George Parmakyan isminde şu döner taşlar bakın. Minber evet ve mihrabın mihrap ucunda. Ve mihrap ve minberdeki taşlar arkadaşlar. Evet, döner evet taşlar. George Parmakyan dönemin en iyi mimarlarından ve onun yaptığı modülde şu anda kalıyor. Yine 1904 yılında tekrar bir yenileme çalışması başlıyor burada. Evet, çok güzel. Ondan sonra da 1970'li 80'li yıllara kadar ismi Yeni Cami. Bulunduğumuz bölgenin ismi Yeni Cami. 2002 yılında burada büyük bir deprem
Çay depremi yaşanmıştı. 2001 yılında da bunun ilk başlangıç, düşük seviyedeki depremler. 2002 yılında tekrar bayağı bir zarar görüyor burası. 2005 yılında Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğü şu anki görünümüne tekrar restorasyonla getiriyor bu camiyi. Çok güzel. Merkez Ulu Cami olarak şu an bilinir. Resmi kayıtlarda Çarşı Cami olarak geçer. İlk yapılışı külliye, Mimar Sinan'ın el izleri vardır bu camide. Osmanlı'nın maneviyatı ve Bolvadinli'nin de ruhu buradadır. O şekilde diyelim. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar, Koca Sinan'ın ülkede gitmediği yer kalmamış. Ellemediği taş hemen hemen kalmamış. Bugüne kadar nereyi anlattıysak size, hangi camiyi anlattıysak, ya kendisinin izleri var, ya öğrencileri var, ya kendisinden sonra yetiştirdiği hocalarının çocukları var. Yani yine kendi öğrencileri var. O iz sürekli arta arta gelmiş ve Mimar Sinan dediğimiz zaman neden bahsediyoruz aslında, biraz da Kanuni döneminden bahsediyoruz ve kim var? Rüstem Paşa var. Bakın, Kanuni Sultan Süleyman'ın biliyorsunuz damadı. Rüstem Paşa da burada. Restorasyon değil mi? Restorasyon dediniz. Ve ilk yapımında da Rüstem Paşa'nın ilk yaptırdığı izler 1553 yılında yani bu bölgede. Yani Osmanlı Afyon'a kadar, yani hani Afyon işte o zaman İstanbul payitaht, Afyon ne alaka? Hayır, ne alaka değil. Her yerde arkadaşlar gördüğünüz gibi Kanuni ve Osmanlı döneminde büyük şehirlerde veya o zamanın illerinde, şehirlerinde mutlaka tarihi anlamda bir imar çalışmaları, camiler, işte çeşmeler, medreseler, ülkenin her yeri donatılmış. O kadar önem verilmiş bu kültüre, biz de elimizden geldiğince ne yapıyoruz? Sahip çıkıp sizlere bunu aktarmaya çalışıyoruz. Ağzınıza sağlık. Caminin dışından arkadaşlar görseller alacağım, içinden de görseller alacağım. Bolvadin'deyiz. Habib Bey ile gezmeye devam ediyoruz. Burada tabii ki de eserler var, yok değil. Zamanımız yettiğince, dilimiz döndüğünce birkaç tane eseri sizlere anlatmaya çalışacağız. Önce Çay'daydık. Çay ilçesinde çok güzel bir, biliyorsunuz az önce Kervansaray anlattık size. Hemen Ulu Camimizi anlattık. Buradan sonra da bir kırık minaremiz var. Hemen bir kırık minareyi size anlatacağız. Gördüğünüz gibi sizlerle Bolvadin gezimiz devam ediyor. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Bolvadin gezimiz devam ediyor. Her yerde bulunmayan veya az bulunan bir yerde daha şu an bulunmaktayız. Açıkçası kırık minare denilen bu yapının çok fazla görselinin ya da çekiminin ya da bu şekilde başında bir uzmanıyla veya bilen bir yerlisiyle anlatımının olduğuna ben şahit olmadım. YouTube kanalımızda yine bir ilk yapıyoruz. Gördüğünüz gibi Bolvadin'de herkesin ya da sadece Bolvadinli'nin bildiği, tarih öğrencilerinin, sanat tarihi öğrencilerinin çok bilmediği, eserle ilgili belki envanterlerde bilgi çok sınırlıdır. Kültürün envanterinde var mıdır bilemiyoruz ama ayrıntı, bu şekilde bir çekim, bu şekilde bir anlatım yoktur. Yine çok kıymetli bir çekim. Evet arkadaşlar, şu anda gördüğünüz gibi biz mevki olarak Habib Bey şu anda tam olarak neredeyiz? Bolvadin'e çok yakın Küba. Küba. Mevkisi burası. Küba mevkisi. Küba mevkisi. Evet. Şimdi esere geçecek olursak sadece bir şey görüyoruz. Minare. Küba Mescidi'nin minaresi. Kırık minare. Bolvadin'le özdeşleşmiş bir tarihi var. Selçuklu dönemine aittir aslında. Çok belli. Selçuklu'dan sonra Eşrefoğlu Beyliği, Sayıpataoğlu Beyliği, akabinde de günümüze kadar gelmiştir. Hikayesi şu şekildedir. Aslında Karakoyunlu aşireti var. Beylikler döneminde Selçuklu'da da Karakoyunlu aşireti var. Devleti yöneten beyliklerden bir tanesi bu aşiret. Van Erciş bölgesiyle Nahçıvan bölgesinde uzun bir dönemsel yaşamı var. 1400'lü yıllarda Timur tarafından bir tehdit başlıyor Anadolu üzerine ve bunlar Maraş bölgesine doğru bulundukları alanı terk ediyorlar. Ve Timur Anadolu'ya doğru ilerlemeye başlayınca bunlar Maraş bölgesinden de bu bölgeye geliyorlar. Burada bir mescit yapıyorlar. Küfa, bazı kaynaklara göre Küba, bazı kaynaklara göre Küfa mescidi olarak geçiyor.
Ve minaresi de bu şekilde yapılıyor. Kalmış. Burada 3 tane mahalleleri var. Cevizli Mahallesi, Küba Mahallesi ve Akçeşme Mahallesi. Ak Mescit olarak da bugün biliniyor. Akçeşme'dir aslında. Ak Mescit olarak tarih kaynaklarına geçmiştir. Nitekim 1800 yılında burada bir yangın ve deprem arka arkaya geliyor. Depremde tamamen mahalle yok oluyor. Köylüler imece usulü bu mahalleyi yeniden yapıyor. Mescidin imamı Ferit Hoca olarak kaynaklara geçen imam, bu mahallenin muhtarı Mustafa Ağa ile birlikte yine diğer Talip Ağa var bölgede yaşayan. Onlarla birleşip tekrar köyü kurmak istiyorlar. Lakin bu esnada da yangın ve depremden sonra da bir fare baskınına bölge sahip oluyor. Yani fare baskınıyla da bu bölgede bir verimlilik kalmayınca köyü tamamen fareler basıyor. Bir kedi topluluğunu çuvala yakalayıp ihtiyar heyeti farelerin üstüne salalım derken kedi bu kez köyün görevlendirdiği arkadaşın üzerine saldırıyor. Elinde bir şinenay var. Şinenay gaz lambası demektir. Gaz lambasına saldırınca kedi arkadaş yere düşüp samanlık alev alınca büyük bir yangın daha başlıyor 1801 yılında. Ve yeniden inşa ettikleri köy tamamen bir yıl sonra bir kez daha yok oluyor. Yok oluyor. Bu kez tekrar toplanıyorlar ve diyorlar ki 3-4 tane olumsuz bir olayla karşılaştık. Biz burada barınamayız. Artık buradan göç edelim. Nereye göç edelim dediklerinde Kocatepe eteklerinde bulunan Küçük Kaleci'nin yan tarafına doğru bir bayat köyü kuralım diyorlar. Bazıları karşı çıkıyor. Tabii ki 3 mahalle var. 3 aynı anda hareket edecek buradan. Çünkü 3'ü de aynı aşiretin kolu. Dolayısıyla kolun bir tanesi buna karşı çıkıyor ve diyor ki biz oraya kadar gidemeyiz. Dağ tepe orası. Biz düzlük bir alana gidelim. Ve muhtar tamamen serbest bırakıyor bu bölümü. Nitekim serbest bıraktıktan sonra bir kısmı Bolvedin'e iskan ediyor. Bir kısmı bugünkü Afyon'un Erkmen köyüne doğru iskan başlatıyor. Bir kısmı da tamamen dağılıyor. Erkmen bölümündeki bugünkü yaşayan vatandaşlarımızın çoğunun kök dedeleri buradan gitmedir. Küfa veya Küba Mescidinden. Son kalıntı bu şekilde. Bakın yıldızlı işlemeleri var. Yukarıya doğru şerefesi tamamen yıkılmış bir durumda. Depremden zarar görmüş. Günümüzde de yolu biliyorsunuz bayağı bir zor bir yoldan evet, geldik. Buradan çok zor bir yoldan geldik. Yolunun da yapılmasını rica edelim. Evet, bir evet, tarih evet. kaynağı olarak. Şimdi arkadaşlar bulunduğumuz yer önemli bir yer. Neden önemli bir yer? Böyle bir Selçuklu eserinin olduğu yerde burası böyle olmamalı. Yani inşallah Sayın Valimiz, Sayın Belediye Başkanımız ve yetkililerimiz izler. İlk olarak evvela yol isteyelim. En azından şu taşlı yol, hani arabamıza, tekerlerimize tabii çok zarar veriyor. Yolda gelirken büyük bir su balçık vardı. Çok zor geçtim. Giderken de aynı yoldan geçeceğiz. Bir kere bunları bir bertaraf etmek lazım. Bu bir. İkincisi, evet... çok sapa bir noktada yani bir bildiğiniz merkeze ve ana otobana yola çok uzak bir noktada. Buraya turist ya da burayı merak edenleri nasıl çekeceksiniz? Bir de o var. Haklı olunabilir. Fakat yolu olursa ve tanıtımları yapılabilirse, daha doğrusu dediğiniz gibi envanterde geçiyorsa ama biraz daha ön plana çıkartılabilirse buraya benim gibi ayda bir kere değil de haftada 3 kişi gelsin. Yani bu böyle çoğalır değil evet, mi? Evet, tabii ki. Yani biz buraya akın akın böyle birilerinin gelmesini falan demiyoruz. Sonuçta bir tane burada minare var. Çok büyük bir zenginlik belki olmayabilir ama mesela az önce dediniz ki burada ileride bir yerlerde Ak Mescid'in kalıntıları var. Ben şu an tam olarak hangi yönde olduğunu bilsem arkadaşlar, biz biliyorsunuz keşfedilmeye muhtaç yerleri çekiyoruz. İnanın o kalıntıları bulup size göstermek ve YouTube kanalımızda bir ilki daha aslında size yaşatmak istiyorum ama emin değiliz değil mi? Evet. Yani kalıntıların olduğunu biliyoruz o Ak Mescid'in ama şu an nerede olduğunu bilmiyoruz. Çok büyük bir alan. Bunlarla ilgili çalışmalar gerçekten yapılabilir. Çok da güzel olur. Bakın şu gördüğünüz minare burada bir zamanlar bir tarihin, bir ruhun olduğunu gösteriyor. Ve şu an ezan okunuyor, bu minare sessiz. Bir de böyle düşünün. Evet, yani keşke rölevesi falan olsa da değil mi? Eski görselleri falan olsa da yapılabilse. Bu orijinallik çok güzel. Yani işte gördüğünüz gibi ecdat her yere ulaşmış çok güzel bir minare. Ama şöyle de bir şey var, onu da söylemeden geçemeyeceğim. Az önce Habib Bey
buna değindi. Bolvadin'le özleşmiş dedi. Özdeşleşmiş dedi. Yani aslında halk biliyor burayı. Bunun burada olduğunu da biliyor. Ama bizim tabii her zaman tanıtım anlamında daha geniş kitleye ihtiyaç var değil mi? Evet. Habib Bey. Evet tabii ki. Peki. İnşallah güzel bir şekilde yoluyla ilgili olarak en azından yoluyla ilgili olarak bir çalışma olur diyelim. 1863 artık... depreminde de ayakta kalmış. Çok büyük bir deprem var. Hı-hı. 1863'te. Yani ona da direnmiş. Sanki minare. Mescit yani minare buradaysa mescidin tamamı şu bölge, şurada. Şu bölge köyde İskanda şu şekilde. Zaten hüyük aşağıda. Erkmen hüyüğü dedikleri hüyük aşağıda. Yalnız köyle ilgili hiçbir şey yok. Bakar mısınız? Ne bir ev, ne bir kalıntı, ne nasıl yok olmuş. İnsanlar da bir uğursuzluğa inanmışlar galiba, evet, değil mi? Evet, muhtemelen. Yapılan evler kerpiç ev. Hmm. Bunu belirtelim. Maraş'tan geldikleri için, yani Van'dan geldi diyorlar, Erişiş'ten Maraş'a, oradan. Urfa, Maraş, Adıyaman bölgesinde o dönemde kerpiç ev meşhur. Yani toprak ev. Günümüzde de bakın toprak bol. Alanda da toprak bol. Kerpiç yapmaya da elverişli bir toprak. Evet. Tabii ki taş evler veya mescit taştan yapılmıştı ama depremin şiddetinin o denli büyük olduğunu düşünelim ki mescitten eser kalmamış. Afyon'un zaten depremlerini arkadaşlar dün de bahis geçti, konuştuk. Afyon deprem bölgesi. Ki Politium bir depremde yok olmuştu. Ya, Politium. Değil mi? 10 bin yıllık bir şehir. Dinar, Çay, buralar en çok deprem alan yerler zaten. 295 yılında bir depremde, çok büyük bir depremde yok olduğunu düşünürsek bir metropolün. Sıcak suyun da var olduğunu, burada çok yakında var olduğunu düşünürsek bir deprem kuşağının birinci sınıf deprem kuşağı tabii, diyebilirim. Üstündeyiz. Tabii. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Rica ağzınıza efendim. Sağlık. Arkadaşlar artık Bolvadin bölümümüzün son eserine gideceğiz. Yok mu? Var. Başka eserler de var ama kısa tutmak zorundayız. Tekrar inşallah bir bölüm daha yaparız. Şimdi çok önemli bir köprüye gideceğiz. 40 Göz Köprüsü'ne gideceğiz. Yine nasıl diyeyim size, bizim kanalımızda olmazsa olmaz dediğimiz bir köprü. Birazdan orada görüşürüz. Evet arkadaşlar, artık Bolvadin gezimizin son durağı olan Bolvadin'deki 40 Göz Köprüsü'nün önündeyiz. Yani ben tabii ki de şunu söyleyeyim size, kendi adıma söyleyeyim. Hayatımda bu kadar uzun köprüyü kendi adıma ilk defa gördüm. Çok da etkilendim. Burası nasıl diyeyim size, çok büyük bir alan. Sadece bu köprü var. Nasıl diyeyim, böyle bir gizemli de diyebiliriz aslında, göz alıcı da diyebiliriz. Zaten etrafı şimdi sizlere göstereceğiz, arkamızda dağlar var. Bu gördüğünüz alan çok büyük, çok geniş bir alan. Bu köprü buraya niye yapılmış, burada neler olmuş, tabii ki de hepsini şimdi sizlere anlatacağız. Yanınızda Habib Bey var. Evet Habib Bey, Bolvadinli olarak bu köprüyü bize en güzel şekilde nasıl tarihlendirebilirsiniz? Bolvadin doğumlu Şuhutlu diyelim. Şuhutlu misafirlerimiz beni taş atıtmasın ondan sonra. Ama genelliyoruz ya. Genelliyoruz, evet. Bir Bolvadinliyiz bugün. Evet. Bolvadin'i tanıtmak için işin esprisini bir tarafa bırakalım. Aha. 40 Göz Köprüsü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarında bulunan, tarihi çok fazla ön plana çıkartılamamış ama inanılmaz bir zenginliğe sahip bir köprüdür. Gerçekten öyle. Neden? Şu an bulunduğumuz şu düzlükte bakın, çok büyük savaşlar yaşandı. İnanılmaz. Birazdan tarihini anlatacağım. Diyeceksiniz ki öyle mi? Milletimiz bu köprüyü Selçuklu yapısı olarak bilir ama aslında bu köprü milattan öncesine dayanıyor. Milattan önce 1300'lü yıllara kadar kaydı var. Hitit kralı 2. Murşil'den itibaren. Ona başlamadan önce köprüden biraz bilgi verelim. Bir yönü Bolvadin istikametine, eski Politium, bugünkü Bolvadin. Diğer yüzü ise bakın Sultan Dağları karşı tarafı, Şaibe Sultan Dağları istikametine doğru bakmaktadır. 40 Göz Köprüsü, Bolvadin 40 Göz Köprüsü, Akroik devir öncesi bu bölge denizdir. 4. jeolojik zamandan bu yana bu bölge deniz olarak geçiyor. Antik dönemde Eber Gölü, 40 Şehit Gölü olarak ismiyle anılıyor. Charles Texier'e göre Quarantie Martius, yani kırık aşık gölü olarak da
bu bölgedeki Eber Gölü'nün bir ucu buraya kadar dayandığı için Quarante Martias, yani Kırık Aşık Gölü. Sonradan şive değişikliğiyle Kırk Aşık Gölü, Kırk Aşık. Muhtemelen 40 kişinin burada bir savaşması olayı var. 10.000 yıllık bir politiumdan, yani Bolvadin'den bahsediyoruz demiştim. Milattan önce 295 yılında bir deprem yaşanır burada ve sular fışkırır. Heybeli Termal dediğimiz, bugünkü termal, o gün meydana çıkar. Milattan sonra 222 ve 235 yıllarındaki depremlerde politium, eski Bolvadin, tamamen yıkılır. Evet. Tamamen yıkılır. Evet. Kırkgöz Köprüsü dediğimiz, şu anki bulunduğumuz alandaki köprünün ilk resmi kayıtları 1344 tarihine, milattan önce 1344 Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeki kayıtlarda 4000 yıla yakın bir tarihi var ve 64 göz, 4 metre genişlik, 400 metre de uzunluğu olan, kesin yapılış tarihi tam bilinmemekle birlikte Hitit Kralı 2. Murşil'in 1344 tarihinde bu köprüden geçtiği biliniyor. Yine ilk kayıtlardan bir tanesi olan Arzava Seferi'nde Hitit Kralı 2. Murşil sefere giderken bu köprüyü kullanıyor. İlk vesika arkeolog Chalder, Asya Mineros Antiqua isimli eserinde 13. bölümde bu köprüden bahsediyor. Köprü üstünde tarihçi Knesep Han, Perslerin paralı askerleriyle bu köprüyü gelip incelediği ve Persler döneminde milattan önce 301 yıllarında İpsos, bugünkü çayın eski ismi İpsos biliyorsunuz, İpsos Savaşı şu gördüğümüz alanda yaşanıyor. Hı hı. Ve bu savaşta bu gördüğünüz adamla birlikte bu köprü tamamen cesetlerle, ölülerle dolu. Yine başka bir kaynakta Romalı Kral Hadrianos milattan sonra 133 yılında bu köprüyü tamir ettiği, buradan geçtiği ve bu köprüyü tamir ettiği yazıyor. Bizans Kralı Romulus 1071'de Malazgirt'e doğru hareket ettiğinde, 1071 yılında Malazgirt Savaşı var ama bir yıl önce Bizans Kralı o bölgeye doğru hareket ediyor. Adeta dönemin akıncılarının Anadolu'ya gireceğini istihbarat almışlar ki bir yıl önceden hazırlık yapmaya geçerken 1070 yılında burayı tamir ettiriyor. Yine 1097 yılında Anadolu üzerine yapılan 1. Haçlı Seferi var. Burada bu köprü tamamen harap ediliyor. Harap ve bitap düşürülmüş durumda. 1150 yılına geldiğimizde Bizans İmparatoru Manuel Comnena köprüyü tekrar tamir ettiriyor. Evet. Fransız arkeolog Charles Texier yine 40 Aşıklar Gölü olarak burada bulunan ve bugünkü Eber Gölü, bu gölün son kalıntısı, bu gölü isimlendirmiş. Osmanlı Devleti'ne, Selçuklu Devleti'nden sonra Osmanlı Devleti'ne geldiğimizde 1. Murat 1362 yılında köprüyü alıyor. Yıldırım Beyazıt ve Sultan 2. Murat bu bölgede bu köprüden geçtiği kayıtlarda var. Fatih Sultan Mehmet'in Karamanoğlu Beyliği'ne yaptığı seferde bu köprüden geçtiği biliniyor. Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran Seferi'nde ve Kanuni Sultan Süleyman'ın da İran Seferi'nde, son olarak da 4. Murat'ın Bağdat Seferi'nde bu köprüyü kullandığı kayıtlarda mevcut. Osmanlı Devleti 1514 ve 1534 yıllarında bu köprüyü iki kez tamir ettirmiş. Son olarak Kanuni Sultan Süleyman döneminde Mimar Sinan tarafından 1550 yılında bu köprü bir namazgah ilave edilerek ve mermer bir merdivenle desteklenerek son haline getirilmiş. Osmanlı döneminde yaşanan Celali isyanlarında Celali Tavil Ahmet ve Celali Saçlı Hüseyin köprüden geçerek Osmanlı tarafından bu köprüde kuşatılmış ve bu köprüde adamlarıyla birlikte bu gördüğünüz alanda öldürülmüşler. 4. Murat son kez 1638 yılı Bağdat Seferi'nde burayı kullanmış ve bu köprüye bir karakol inşa ettirmiş. Afyon Yunan işgaline uğradığında Bolvadin ve Çay istikametinin bir bölümü de Yunan işgalinde kalmıştır. 19 Ağustos 1921 yılında Yunanlar bu köprüyü tamamen yıkıyorlar. Akabinde Afyon Tahkimatı dediğimiz tahkimata Yunanlar geri çekildiğinde 1922 yıllarında Şubat ayında bu köprü tekrar tamir ettiriliyor. 1895 yılında Berlin-Bağdat demiryolu açılınca köprünün önemi yitiyor.
ve 1970 yılına kadar önemsiz bir şekilde bekletiliyor. Adeta tarihten yoksun. 2000'li yıllara geldiğimizde burada 2002 yılında bir deprem yaşanıyor. Bu depremde köprünün büyük bir kısmı tamamen yine zarar gördükten sonra 2005 yıllarında devletimiz köprüyü restorasyonla günümüzdeki haline getiriyor. Köprü iki bölümden oluşur. Bir bölümü ortaçağ bölümü, bir bölümü ise 16. yüzyıla ait olan Osmanlı Devleti'nin ve en son Mimar Sinan'ın yaptığı bölümdür. Günümüzde de tarih kaynakları olarak kültür varlıklarına kayıtlı bir şekilde koruma altına alınmış durumda. Şu an ziyaretçilerini bekliyor. Evet, ağzınıza sağlık. Harika anlattınız. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi köprü muhteşem. Lütfen şu karşıdan gelen arkadaşlar sürülerimizi de gösterelim. Konuşmuyorum şu anda. Bakınız. Sessizliği duyun. Görseli görün. Tam bir Anadolu'yu yaşıyoruz şu anda. Tam bir bilmiyorum çok böyle nasıl diyeyim size. Gerçekten. Şimdi tabii bu köprünün olduğu alanla ilgili bu savaşları da anlatacağız. Dedik ki çok büyük savaşlar olmuş. Timur'un ordularından tutun da değil mi? Büyük İskender'e kadar. Büyük İskender'e kadar. Birinci Haçlı Seferi'nden Arzava Seferi'ne kadar Hititler'den farklı farklı savaşlara ev sahipliği yapmış. Bakın arkadaşlar. Yani gerçekten tarihi yerinde yaşıyoruz aslında, evet. Şu an değil mi? Tarihi yerinde yaşıyoruz. Dinleyelim. Şarkı söylüyor herhalde değil mi? Türkü söylüyor. Bakın evet. Arkadaşlar. Bu görseli görelim arkadaşlar. Böyle dönelim arkadaşlar. Biraz daha gösterelim. Yüzyıllardır bu şekilde birçok asker, devlet temsilcisi buradan 4. ve onları Murat taşıyan Sultan Selim Han geçmiş. Katarlar da aynen şu şimdi anki geçen. Şimdi gördüğünüz gibi kolay gelsin. Sağ ol. İşte ne kadar doğal bir YouTube videosu size arkadaşlar. Muhteşem. Eski devletler sefere çıkarken yine büyükbaş hayvanlar kullanılmış, toplar geçirilirken tarihi özellikle. Tarihi yaşıyoruz şu anda resmen. Şu an resmen aynı tarih yaşanıyor. Aynı tarih şu an resmen yaşanıyor. Evet. Topların çekildiğini düşünürsek tam değil arkadan. Mi? Yani Fatih Sultan Mehmet karavan seferine çıkıyor burada. Topları da yine büyükbaş hayvanlar destekliğiyle çekiyor. Kanuni Sultan Süleyman yine aynı. Bağdat seferi, Irak seferi özellikle. 4. Murat geçiyor. Yıldırım Beyazıt geçiyor. Yıldırım Beyazıt geçiyor 4. Murat. Köprünün ihtişamına bakın. Ve alanda Timur ve orduları, Bizans. Onlardan bahsedelim. Timur orduları bu bölgeye kadar geliyor. Büyük İskender bu bölgede büyük savaşlar yapıyor. Şu altında, toprağın altında binlerce de... Binlerce farklı devletlerden ve milletlerden insanlar yatıyor. Şehitler. Bu bölgede. Ya da savaşçılar. İslam şehitleri, Türk şehitleri ve diğer Müslüman olmayan devletlerin askerleri. O günkü şövalyeleri, okçuları, mızrakçıları. Eski savaşlar biliyorsunuz bedenle yapılan savaşlardı. Şu an bulunduğumuz alanda aslında bu sessizlik onu anlatıyor bize. Değil mi? Bu sessizlik aslında onu anlatıyor. Karşıdaki dağlar nedir? Sultan Dağları Sultan olarak. Sultan Dağları. Afyon'a bağlı. Afyon Sultan Dağı ilçesine bağlı. İlçeye de ismini vermiş. Sultan Dağları. Görüyorsunuz arkadaşlar. Sultanların döneminde yönettiği dağlar olarak bilinir. Yani ya. Sultanın dağlarıdır bu dağlar. Çok güzel. Var mı ekleyeceklerimiz? Şu an için Politium. Bugünkü Bolved'ine ekleyeceklerimiz bu kadar. Tüm Türkiye'yi bu bölgeye gezmeye davet edelim. Ağzınıza sağlık. Teşekkür bugün ederim. Bize mihmandarlık ettiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi videomuzun sonu çok ihtişamlı oldu. Çok güzel oldu. Şimdi diyeceksiniz ki Afyon'a gittik. Biz bu köprüyü görebilir miyiz? Çok rahat görürsünüz. Cadde yani Bolvadin yolu. Çay'dan Bolvadin'e dönüyoruz. Dönerken içeriye giriyorsunuz. Sağ. Bolvadin şehrine girmeden tabela zaten var. Gözüküyor. Gelip Bolvadin, görebilirsiniz. Köprünün üstüne çıkabilirsiniz. Yürüyüşünü yapabilirsiniz. Yürüyüşü biraz uzun sürer galiba. 400 metre yaklaşık. 400 metrelik bir köprü bozulmadan bugüne kadar gelmiş. Korunma da. Şu an korunuyor. Buraya gezen misafirlerimiz şu şekilde bir hayal gücü çalıştırması lazım. Bölge bir dönem denizdi.
göldü, büyük bir göldü yani. Zaten şu çıkıntılar bakın üstte kalmış. Evet, şimdi bunu soruyorlar. Onu da aydınlatalım. Ya tamam. Diyorlar burada su yok. Neden burada gözler var, köprü gözleri? Diyoruz ki milattan sonra 1344 yılından geldiğimiz son yüzyıla, 16. yüzyıla, 17. yüzyıla kadar orduların buradan geçişi var. Özellikle 17. yüzyılda. Demek ki 17. yüzyıla kadar bölgede büyük bir göl varmış. Ya evet, çok belli zaten. Böyle bir köprü neden boş kuru bir alana yapılsın? Evet. Bunun tarihini araştırmak lazım. Ağzınıza sağlık. Arkadaşlar sizleri YouTube kanalımıza bekliyoruz. Lütfen abonelik istiyoruz. Videolarımızı çekiyoruz, sizlere aktarıyoruz. Fakat biz bunları gerçekten çok büyük bir emekle, çok büyük bir meşakkatle çekiyoruz. Sizlerin görmediğiniz yerleri biz görüp sizlere göstermeye çalışıyoruz. Buradan saygıdeğer hocam Muharrem Bayar'a ve Taşpınar Dergisi'ne de bir selam gönderelim. Aleyküm selam. Onlardan onlar güzel adına bir kaynak aldık. Onların çok kaynağıyla Taşpınar Dergisi ve Muharrem Bayar hocamızın güzel bir makalesi var. O kaynakları alarak burayı anlattık. Tabii ki hocalarımız olmasa bizim naçizane araştırmalarımız bir hiç kalır. Hocama da buradan hem sağlık afiyet dileyeyim. Selamlarımızı yollayalım iletelim. Biz de arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dediğimiz gibi sizleri YouTube kanalımıza bekliyoruz. Aboneliklerinizi bekliyoruz. Haftaya çok farklı hikayelerle çok farklı yerlerde olacağız. Afyon serimize 2 video daha eklemiş olduk. 2 de önceden çekmiştik. 4 tane Afyonumuz olmuş oldu. Önümüzdeki süreçlerde tekrar bir Afyon dosyasını, bu kadar mı? Tabii ki de değil. Açacağız, devam edeceğiz. Ama bugün sizlere Bolvadin 40 göz. Normalde 40 60 göz. Şu an 60 göz, 64 göz oldu. 64 göz ama 40 göz köprüsü diye geçiyor arkadaşlar. 40 göz köprüsünden herkese hoşça kalın diyoruz.